Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, beni takip edenler yakından bilecektir. Ben bu ekrandan defalarca bir konuyu gündeme getirmiştim. Neydi bu? Almanya'da yaşayan koca bıyık ailesinin 10 aylık Emir adlı bebeklerinin gençlik dairesi tarafından ellerinden alındığını ve bir Alman eşcinsel aile, tırnak içerisinde aile diyorum. Onlar öyle dediği için aile diyorum. Aileye verilmişti. Ben bunu defalarca gündeme getirdim ve dedim ki bu çocuk yarın öbürsü gün büyüdüğü zaman okula gidecek. Arkadaşlarının annelerini ve babalarını görecek. Ve bu çocuk eve geldiği zaman evde iki tane erkek. Hangisine anne diyecek, hangisine baba diyecek? Gençlik dairesi sözde bu çocuğu kurtardı, aileden aldı. Kendilerince öyle düşünüyorlar. Eşcinsel, yani iki tane erkeğe veriyor. Kıymetli izleyicilerimiz, yapmış olduğumuz bu yayınlar ses getirdi. Şu anda bu eşcinsellerden, aile demek istemiyorum açıkçası. Alman yasalarına göre eşcinsel evlilikler yapılabiliyor ve aile olarak kabul ediliyor. Ama ben kabul etmiyorum. Bu da benim kabul etmeme özgürlüğüm. İki tane erkek evleniyor. Çocuğu alıyorsun, ona veriyorsun. Kıymetli izleyicilerimiz, gençlik dairesi yapmış olduğumuz bu yayınlarla ilgili olarak nihayet adım attı. Haberlerimizin, yorumlarımızın etkisi kendisini gösterdi. Nihayet gençlik dairesi bu eşcinsellerden 10 aylık Emir bebeği aldı ve koruyucu bir Türk aileye verdi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Gönül istiyor ki bu çocuğun alınıp gerçek, yani biyolojik anne babasına verilmesi, bunun da önümüzdeki aylarda gerçekleşmesini umut ediyoruz ve bekliyoruz. 10 aylık bebek. Evet arkadaşlar. Şimdi ben olayın çocuğun neden alındığıyla ilgili konuşmuyorum. Ben başka bir şey anlatıyorum. Bu ve benzeri durumda olan, ellerinden çocukları alınan çok sayıda bizim vatandaşımız var. Çocukları ellerinden alınıyor. Sözde koruyucu aile adı altında eşcinsellere bu çocuklar veriliyor. Evet arkadaşlar. Yine geçen anlattım, yine bir Türk aile çocukları ellerinden alınıyor. Hiperaktif oldukları gerekçesiyle öğretmen şikayet ediyor. Çocukları ellerinden alınıyor ve çocuk Alman bir aileye verildikten sonra çocukların zorla kiliseye gitmesi isteniyor. Domuz etini zorla yedirmek istiyorlar çocuklara. Ardından da arkadaşlar aile feryat ediyor. En son aileyi çıldırtan olay çocuğun dayak yemesi. Çocuğu haftada bir sefer görme hakları verildiği için aile gidiyor, çocukla buluşuyor. Yüzünde darp izleri, dayak izleri buluyorlar. Sonra aile isyan ediyor. Benim çocuğum dayak yiyor diye. Çocuk da anne baba ne olursun beni kurtar diyor. Evet arkadaşlar. Bir anne baba evladı elinden alınıyor ve verilmiş olduğu ailede zorla kiliseye götürülüyor. Zorla domuz eti yediriliyor. Zorla işte arkadaşlar başına gelen dayak yiyor yani. Sözün özü bu. Aynı durumda olsa, aynı olay sizin başınıza gelse Allah korusun, siz daha beterini yaparsınız, daha büyük isyan edersiniz. Haklı olarak. Hepimiz anneyiz, babayız. Bizim de çocuklarımız var. Ama bu tablo bize gösteriyor ki hak, hukuk, adalet, vicdan. Bak en önemli şey, hukuktan da önemli olan şey vicdandır. Vicdan maalesef bu müessesede yok. Gençlik dairesi pek çok ailenin başının belası olmuş. Bir de arkadaşlar bakın. Eğitim sisteminde problem var. Şimdi eğitim sisteminde diyorlar ki çocukları şu anda böyle yetiştiriyorlar. Bak sen bir bireysin. Evet çocuklar bir birey. Kendi hakları vardır. Tabii ki gayet normal. Ama bu sistemi o kadar çok abartıyorlar ki çocuklar annesi iki kelime fazla söylediğinde, babası iki kelime fazla söylediğinde isyan ediyorlar.
Çünkü aşırı özgüven pompalıyorlar bu çocuklara okullarda. Çocuklara ya. Ya hangimiz çocuğumuza kızmıyoruz? En ufak bir şey olduğunda çocuk isyan ediyor. Niye? Özgüven patlaması var. Ya hepimiz çocuktuk kardeşim. Ağaç kovuğundan çıkmadık. Anamız babamız bize kızmıyor muydu? Ama en ufak bir şeyde bu gençlik dairesi ne yapıyor? Geliyor çocuğunu elinden alıyor. Ya 10 aylık çocuğu niye alıyorsun kardeşim? 10 aylık ya. Aç mı kaldı? Susuz mu kaldı? Ya da 10 aylık çocuğunun gözünün önünde bir şey mi oldu? Ne oldu? Dayak mı yedi bu çocuk? Ne oldu? Ya kardeşim 10 aylık çocuğu hadi anne bakamadı, baba bakamadı. Bak gerekçe bu değil. Hadi bakamadı. Ya çağır bunu aileye de ki senin bir akraban var mı? Ya da ben sana devlet olarak bir bakıcı tutuyorum. Bu çocuğun şu kadar ay daha bakması için bu bakıcının parasını ben vereceğim. Hiç olmazsa anasının yanında kalsın. E kardeşim bunu da yapmıyorsun. Azrail gibi geliyorsun çocuğu alıyorsun. Sanki evden bir eşya alıyormuş gibi alıyorsun ya. Bu yanlış. Yani bu gençlik dairesi milletin başının belası olmuş. Haklı olarak alınan çocuklar yok mudur? Vardır tabii ki. Ben ayrı bir şey anlatıyorum. Ya 10 aylık bebek ya anasından ayrılır mı? Hangi gerekçeyle ayırıyorsun? Ne yaptı kardeşim? İşkence mi yaptı 10 aylık bebeğe? Dövdü mü? Sövdü mü? Kırdı mı? Ne yaptı? Aç mı bıraktı? Açıkta mı bıraktı? Ne yaptı? Karın üstüne mi attı? Sokakta mı bıraktı? Dondu mu bu çocuk? Ne oldu kardeşim? E ne yaptın? İyi bir şey mi yaptın? Aldın çocuğu eşcinsellere gittin verdin. Ya arkadaşlar bakın. Özgürlük adı altında. Bak. Cinsel tercih adı altında toplumların altına dinamitler konuluyor. Eşcinseller, homoseksüeller, onlar bunlar sokaklarda cirit atıyorlar. Ben kimseyi yargılamıyorum. Bak bunlar da benim fikirlerim. Siz katılmayabilirsiniz. Bakın ben İspanya'ya gittim geçtiğimiz aylarda. Bununla ilgili bir şey anlatayım. Orada yaşayan bir vatandaşımızla uzun uzun sohbet ettik. Bana söyledi çok enteresan. İspanya'da yaşayanların erkeklerin neredeyse %25'i homoseksüel. Evet arkadaşlar. %25'i her yerde diyor. Şimdi toplumların altındaki en büyük dinamit bu değil midir? Toplumlar ahlaken çökmüyor mu? Ha ben bunu söylerken sakın beni yargılamayın. Şu anlamda yargılamayın. Fikirlerinizi videonun altına yazabilirsiniz. Saygı duyarım, okurum. Saygı içerisinde yazmanız halinde. Ama arkadaşlar toplumlara bunlar kabul edilmek, ettirilmek isteniyor. Bitti. Bu kadar. Yani en azından toplumların geleceğini karartmayın. Toplumların altına bu dinamiti koymayın kardeşim. Özgürlük adı altında milletin çoluk çocuğunu özendiriyorlar bunlar. Bu hani biliyorsunuz renkli bayrak var ya bunların simgesi. Bilmiyorum arkadaşlar bunlar benim düşüncelerim. Ben kimsenin cinsel tercihine ya da siz kimsenin cinsel tercihine karışıyor musunuz? Size ne? Bize ne? Allah ıslah etsin derim ben. Ben Allah ıslah etsin derim. Başka bir şey söylemem. Beni de ilgilendirmiyor açıkçası. Ama aynı toplumda yaşıyoruz. Yarın öbürsü gün çocuklar onları görüp özenirse ya da onların psikolojilerinin bozulmasına neden olursa bunun sorumlusu kim olacak? O zaman ben bu gençlik dairesini göreceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım gençlik dairesi kurtar. Ya siz eşcinsel bir aileye 10 aylık bebeği nasıl veriyorsunuz ya? Milletin Azrail olmuşsunuz. Yazıktır ya. Ya kusura bakmayın arkadaşlar ama gerçekten yani sinirlenmemek elde değil. Allah korusun ya. Sizin de çoluk çocuğunuz var. Aynı olay sizin başınıza gelse ne yaparsınız? Kim bunun sorumlusu kardeşim ya? Bu gençlik dairesi tövbe haşa milletin Azrail'i geliyor. Canından can olan evladını, en değerli varlığını elinden alıyor. Haklı neden vardır? Yoktur. Tamam aldın da kardeşim bir işi doğru düzgün yapacağım diye gidiyorsun. Dert birken derdi iki yapıyorsun. Homoseksüellere bunlara şeylere veriyorsun. Kardeşim eşcinsellere neyse işte bunlara götürüyorsun. 10 aylık bebeği teslim ediyorsun. Bak anne ne diyor bununla ilgili? Diyor ki bu kış aylarındayız çocuğuma bir tane mont bile almamışlar diyor. İlginç arkadaşlar. Söyleyecek çok söz var da hani bir laf var ya.
söylenecek hani çok şey var da yerimiz dar yani. Anlayın siz lütfen. Yerimiz dar. Konuşamıyoruz bazı şeyleri. Bir araya gelir kısmet olursa konuşuruz elbette. Söyleyecek bu söylediklerimizin en az 100 katı konu var, derdimiz var anlatacak. Ama işte yerimiz dar. Bu kadar dar olunca da bu kadar konuşabiliyoruz. Anladınız siz ne demek istediğimi. Kıymetli izleyicilerimiz, ben bu ekrandan defalarca yurt dışına gidiş gelişlerde Almanya'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Avrupa'nın değişik noktalarına gidiş gelişlerde yanınızda gümrük kurallarının dışında herhangi bir şey bulundurmayın diye defalarca uyardım. Buna rağmen gümrük kapılarından gelen haberler hiç de iç açıcı değil. Stuttgart Havalimanı'nda İstanbul'dan gelen bir vatandaşımızın valizinde 150 bin euro değerinde altın bulundu. Bu altınlara Stuttgart'ta görevliler tarafından el konuldu. Bu gurbetçi vatandaşımıza bu altınların ne olduğu soruldu. Vermiş olduğu cevap yine düşündürücü ve bir o kadar da dikkat çekici. Kendisi önümüzdeki yaz çocuğunun düğününün olacağını söylüyor. O nedenle de bu altınları Türkiye'de daha ucuz olduğu için Almanya'ya getirdiğini ifade ediyor. Değerli izleyicilerimiz, buna kim inanır? Tabii ki hiç kimse inanmaz. Hemen bu altınlara el konuldu. Bu gurbetçi vatandaşımız hakkında yasal işlem başlatıldı. Para cezası, bunun yanı sıra kaçakçılıktan da hukuki bir sürecin startı verilmiş oldu. Kıymetli izleyicilerimiz, benzer bir olay da Sırbistan'da yaşandı. Almanya'dan Türkiye'ye aracıyla giden bir gurbetçi vatandaşımızın aracının içerisinde 78 bin euro para bulundu. Yapılan bu inceleme, araştırma neticesinde bu paralara da el konuldu. Aracın içerisinde tek bir vatandaş vardı, bir kişi vardı. 10 bin eurosu verildi. Geriye kalan paraya ise el konuldu gümrük kuralları gereği. Değerli izleyicilerimiz, yine benzer bir olay Bulgaristan'da yaşandı. Bir tırda, evet değerli izleyicilerimiz, yapılan aramada Türk şoförün kullanmış olduğu tırda çok sayıda silah ele geçirildi. Tırın şoför kabininde bu silahlar ele geçirildi. Yine bu Türk sürücü hakkında yasal işlemler başlatıldı. Yapılan ilk işlemler, sorgulamalar neticesinde tır sürücüsü cezaevine gönderildi. Evet değerli izleyicilerimiz, şu anda her ne kadar gümrük kapılarında bir yoğunluk olmasa da aynı şekilde tıpkı izin döneminde olduğu gibi tüm araçları didik didik arıyorlar. Hatta şu anda yoğunluk olmadığı için daha rahat bir şekilde arama imkanlarına sahipler. O nedenle gerek şu anda gerekse de izin zamanında sizin başınızı ağrıtacak herhangi bir adım atmayın. Bunun yanı sıra şu konuda da uyarıda bulunmak istiyorum. Bakın, Türkiye'den özellikle dönüşlerde aracımızda peynir, çökelik, et, sucuk, salam, bilmem ne, bu tarz gıda ürünlerini kesinlikle Avrupa'ya getirmeyin. Yakalanmıyorsun, bir izin dönüşü yakalanıyorsun, 3-4 bin euro civarında para cezası kesiliyor, ondan sonra da bütün moralin, psikolojin bozuluyor. Bir de pek çok sınır kapısında siz bu parayı önce ödeyeceksiniz diyorlar. Yani pasaportunuzu alıyorlar, arabanızın ruhsatını alıyorlar, ya parayı getir ya da burada rehinsin diyorlar. Yani sözün özü şu arkadaşlar, gümrük kurallarının dışında hiçbir adım atmıyoruz. Bir kişi, 18 yaşından büyük bir kişi yanında 9.999 euro, yani 10.000 euro getirip götürebilir. Onun üzerindekileri gümrük beyanında bulunarak getirip götürebilir. Gümrük beyanı şu şekilde: bir ülkenin sınırından girdiğinizde diyorsunuz, örneğin siz tek başınızasınız. Diyorsunuz ki benim üzerimde 25.000 euro para var. Bir form dolduruyorsunuz. Daha sonra para yanınızda. O ülkenin çıkışında bu sefer o formla beraber parayı gösteriyorsunuz. Ben ülkeden çıkıyorum. Yeni bir ülkeye girdiğinizde yine aynı işlemi yapacaksınız. Çıkışta yine aynı işlemi yapacaksınız. Yani uzun hikaye. Sözün özü hiçbir şekilde bu işlere adım atmıyoruz. Eğer aracın içerisinde birden fazla kişi varsa her bir kişi 10 bin euro götürebilir. Ve bu para da kişilerin kendi şahsi cüzdanında ya da çantasının içerisinde olacak. Yani paranın hepsi bir yerde olmayacak. Yani gümrük kuralları diyor ki bir kişi 10 bin euro götürebilir. Bitti, bu kadar. Bunun dışında hiçbir kural, hukuk yok. Bazı vatandaşlarımız soruyorlar, altın ne kadar getirip götürebiliriz? Bakın, Avrupa Birliği gümrük kurallarına göre bir kişi günlük kullanacağı altınların değeri toplam 423 euro olabilir. 423 euronun üzerinde
herhangi bir şekilde altın, takı, ziynet eşyası getirip götüremezsiniz. Kural bunu söylüyor. Yani o kadar çok olay var ki anlatıyorum. Bakın geçen anlattım, Türkiye'den dönen, İstanbul'dan dönen bir gurbetçi hanımefendi. İki tane bilezik şöyle. Yani bir tanesinin genişliği bu. Şöyle. Neredeyse benim hani şu kolum kadar. Urfa işi diyorlar. İki tanesini, birini sağ koluna birini sol koluna takmış. Havalimanından Almanya'da yürüyor. Yaldır yaldır böyle göstere göstere yürüyor. Yakalandı. Benim bu takılarım diyor. Ya mübarek, bir tanesi neredeyse 400-500 gram. Ya bu takı ne? Bir kilo altın götürüyorsun üzerinde. Akıl var, mantık var. Kabul ederler mi? Zaten Türkler geldi diyorlar. Almanya havalimanlarında yakalanan altınların %80'i arkadaşlar Türklere ait. Evet, %80'i Türklerin altınları. Maalesef tablo bu. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazın. Kıymetli izleyicilerimiz, eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşayanların Türkiye'de emekli olması için çok büyük fırsatta artık son günlere girildi. Hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız aşağıdaki telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin. WhatsApp'tan emeklilik danışmanlığı almak istiyorum deyin. Dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan emeklilikle ilgili işlemlerinizi hemen başlatacaksınız. Danışmanlığınızı yine dünyanın neresinde olursanız olun görüntülü bir şekilde uzmanımızdan alacaksınız ve geleceğe dair bir adım atacaksınız. Sadece 120 euro ödeyeceksiniz. Başka hiçbir ek ödeme yok. Emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Hanımlar için de ayrıca bir indirim var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber ya da bir arkadaşıyla beraber ya da çocuklarından biriyle beraber danışmanlık alırsa %50 indirim hakkı var. Yani iki kişi alırsa 240 euro ödemeyecek, sadece 180 euro ödeyecek. Bu çok büyük fırsatta artık son günlere girildi. Sakın ola ki kaçırmayın. Sakın ola ki gidip birilerine 3-4 bin euro danışmanlık ücreti altında para ödemeyin. Şimdi hemen WhatsApp üzerinden danışmanlık almak istiyorum diye yazıyorsunuz ve ödemenizi yaptıktan sonra randevunuz oluşturuluyor. WhatsApp üzerinden uzmanımızla görüntülü bir şekilde konuşuyorsunuz ve işlemleriniz başlatılıyor. Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan sizin adınıza tüm müracaatlar, dilekçeler yazılıyor, veriliyor ve ardından da emekli maaşınıza kavuşuyorsunuz. Unutmayın, bu fırsat sadece kanalımızın izleyicileri için. Yapmanız gereken çok basit. Önce kanalımıza abone oluyorsunuz. Bu videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz ücretsiz bir şekilde ve kanala abone oluyorsunuz. Daha sonra aşağıdaki telefon numarasını telefonunuza kaydedip WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Benden size söylemesi son günlere girildi. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın.